Merhabalar. Birkaç gün önceki videoda yapmış olduğum Mordekaiser'in 9-12 ya da 9-13 yamasına yetiştirilmesi büyük ihtimalle tuttu. Geliştiriciler 9-12'ye Mordekaiser'in yeni halini yetiştirmeye çalışıyorlar. Geçtiğimiz akşam Riot Games, daha doğrusu League of Legends bir tane Mordekaiser'in rework yapım aşaması hakkında bir video yayınladı. 5 dakikalık, 5 dakika uzunluğunda. Bu video içinde çok fazla skill detayı olmasa da, yenilenen halinin detayı olmasa da, daha çok skill'lerin neye benzediğini bir nebze görebiliyoruz. Ardından video ile beraber zaten bir tane ufak tease olabilecek şekilde yeteneklerini, skill'lerini açıklamasını içeren bir resmi sayfa paylaştılar League of Legends resmi sitesi üzerinden. Fakat henüz daha skill'lerin kaç vurduğunu ya da işte pasifinden aldığı hareket hızının yüzde kaç olduğunu ya da flat bir değere mi sahip olduğu gibi özellikler henüz mevcut değil. Bu özellikler 9-12 yamasının PB'de başlatılmasıyla beraber gelecek. Ve şöyle de bir not var bildiğim kadarıyla. Mordekaiser diyorum. 9-12 büyük ihtimalle haftaya başlatılacak diye bir ön sezi var. Böyle bir duyuru paylaşmışlardı, not düşmüşlerdi. Bunun ne kadar gerçekleşir, ne kadar erken gerçekleşir bilmiyorum. Normalde bu hafta başlaması gerekiyor 9-12'nin, daha doğrusu bugün başlaması gerekiyor bu akşam. Fakat düşülen nota göre bu döngü, yeni PB döngüsü haftaya başlayacakmış. Ben oldukça heyecanlıyım çünkü Morden'in bende yeri epey bir farklı. O yüzden çok fazla beklemeden geçiyoruz, başlıyoruz. Şimdi bütün yeteneklerin isimleri değişti. Bunun nedeni ben daha doğrusu yetenek isimlerini Riot değiştirmez diye tahmin ediyordum. Çünkü eski hali oldukça güzeldi, daha doğrusu şimdiki hali, mevcut hali oldukça güzel. Çünkü her bir skill adı bir metal şarkısına tekabül ediyor. Fakat bu yeni skill isimlerinin herhangi bir metal şarkısına tekabül ettiğini bilmiyorum. Tekabül ediyor da olabilir veya yenilenen lore, yenilenen hikayesine yönelik düzenlemeler de yapılmış olabilir. Tabii bu video ve gameplay güncellemesi, görsel ve oynanış güncellemesi olduğu için Mordekaiser elden geçirildi. Sıfırdan yaratıldı diyebiliriz. Aynı Akali gibi, reworklenen Akali gibi, Irelia gibi, Aatrox gibi, Urgot, Galio gibi. Elimizdeki oyun görselleri, daha doğrusu oynanış görselleri sadece videodan kesilmiş klipler, yani videodan paylaşılan, videodan alınan SS'ler, görüntüler şeklinde. Bunun detayında, daha doğrusu bunun haricinde henüz bir skill kullanım videosu spesifik olarak, işte E yeteneği şöyle, Q yeteneği böyle falan ya da skinleri hakkında herhangi bir tease daha paylaşılmadı. Splash artı büyük ihtimal bu olacak. Oldukça heybetli duruyor, oldukça kolosuz ve şu sağ köşede bir tane asker gibi bir gardiyan olabilir, bir asker olabilir Mordekaiser'le baş etmeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Neyse, yeteneklerine geçiyoruz şimdi. Pasifi Darkness Rise. Diyor ki Mordekaiser'in düz vuruşları, normal vuruşları ya da auto atekleri ilave büyü hasar verir. Bu büyü hasarın miktarı henüz daha yazmıyor. Dediğim gibi PB'ye eklendiğinde tüm detaylarıyla ilgili yeniden bir video yapacağım zaten. 3 yetenek ya da 3 düz vuruş, bir şampiyona karşı 3 yetenek ya da 3 düz vuruş tutturduktan sonra pasif devreye girer ve kombatta kaldığı süre boyunca hareket hızı kazanır. Bu hareket hızı yüzde olabilir ya da flat bir hareket hızı olabilir ama büyük ihtimal 1.6 1.6 15 mi olur? 1.6 1.6 11, bir de 15 olsun. İşte 4 kademede böyle belirli yüzdelerle, işte %2, %4, %8, %12 şeklinde artış gösterebilecek bir
eşiğe sahibi olabilir ya da her seviye başına işte bir hareket hızı, iki hareket hızı kombat içindeyken böyle bir mekaniğe de sahip olabilir. Bu açıkçası Mordekaiser için yeni bir mekanik. Eski haline göre Lane daha proaktif olacak, rakibine daha rahat yaklaşabilecek, sokulabilecek, rakibi bir yerde takip edebilecek ve Gank ihtimalinde herhangi bir şampiyona ama bir şampiyona söylüyor. Yani bir şampiyona tutturduğunuz 3 saldırı boyunca hareket hızı kazanıyorsunuz. Eğer uygun adımlarla yaparsanız olası bir Gank ihtimalini de absorbe edebileceksiniz. Q yeteneği. Sopasını yere vuruyormuş, büyük bir alana hasar veriyormuş ya da single target'a tek bir rakibe büyük bir bonus hasar veriyormuş. Bu biraz Karthus'un Q yeteneğini andırıyor. Açıkçası çünkü Karthus'un Q yeteneği de nasıl yere bir mayın atıyor, hortlak mayın. O mayın üzerinde tek bir birim varsa daha fazla vuruyor. Hatta crit bile vurabiliyor ama birden fazla hedef varsa, birden fazla birim varsa o Q'sunun alanı içerisinde daha düşük bir değerle vuruyor. Yani hepinizin başına gelmiştir zaten, bilmeyen yoktur. Bu yetenek tamamıyla onu andırıyor. Bakalım nasıl olacak. Yere muhtemelen bir indicator olacak böyle. Yorin E'sinin indicator gibi olur diye düşünüyorum. Eni ve boyu olarak, yaklaşık olarak. Çok fazla uzun bir menzile sahip olacağını zannetmiyorum bu skill shot'ın ya da çok geniş bir eni olacağını zannetmiyorum. Aatrox'un ikinci Q'su gibi. W yeteneği. Yediği hasarın %25'ini absorbe ediyormuş. %25'ini sindiriyor diyelim bir yerde. Ve yeteneği kullandıktan sonra bir kalkan elde ediyor. Ve kalkan da kalkanın tuttuğu hasar, işte atıyorum 10 hasar tutuyorsa yarısını emiyor ve can olarak yeniliyor Mordekaiser'e. Doğru mu anladım? Evet, kalkanı yani health yenileme olarak, can yenileme olarak kullanabiliyor. Orman olarak düşünmeyin. Orman belki bir ihtimal oynayabilir çünkü ormanda genellikle işte kamp hızlı dönebilen, kendini hızlı iyileştirebilen şampiyonlar tercih etme huyumuz var, hepimizin biliyoruz ama bu büyük ihtimalle ormandan uzak, tamamen orta koridor ya da top lane, hatta belki şu kaotik metada botta bile oynanabilir zaten şu an ADC olarak. Matchup'lara göre kim iyi oluyorsa alınabiliyor. Yani atıyorum Malzahar, Galio sallıyorum şu an ya da mevcut metadan hala AP'si ol ha şey Perks'ün aldığı gibi Syndra ADC gibi. Yani botta bile görebiliriz o 2015 sezonundaki Worlds karşılaşmalarına bir gözde kırpabiliriz botta görsek Mordi. Yani W'su şöyle hasar aldıktan sonra, daha doğrusu hasar yemeye başladıktan sonra aldığınız hasarın 125'ini bir geçici kalkan gibi üzerinizde tutuyorsunuz. Bunu Tahm Kench'in E yeteneği gibi düşünebilirsiniz ama bilmiyorum bu hasarı üstünde kalkan olarak tutma animasyonu nasıl olacak. Belki gerçekten de Tahm Kench'in E yeteneği gibi üzerinde bir kalkan belirleyecek. Ondan sonra bu kalkanı, daha doğrusu bu yeteneği kullanarak kaybolan canınızın, pardon, kaybolan can da değil, bu yeteneği kullanarak kalkanın tuttuğu hasarın yarısı kadar can yeniliyorsunuz. Oldukça güzel. Büyük ihtimalle 22 saniyeden fazla olacaktır bunun bekleme süresi. E yeteneği pasif ve aktif özelliği var. Pasif özelliği 125 magic penetration, yani büyü nüfusu kazandırıyor. Yani siz Morde ile tank da gitseniz, off tank da gitseniz veya AP de gitseniz bir bruise yeteneğiniz olacak. Özellikle AP değerleriyle çok oynanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü 125 magic penetration. Bakalım nasıl olacak. Birinci seviyeden itibaren 125 magic penetration olacak yoksa yeteneğin son seviyesinde mi 125 magic penetration olacak?
İlk seviyede 125 magic penetration olacağını zannetmiyorum. Bunun başlangıç seviyesi %2 olabilir. Çünkü ayakkabı aldığınızda galiba %10 mu %15 penetration veriyor, yanlış hatırlamıyorsam. İlk seviyede 125 çok absürt. Yani neredeyse iki tane ayakkabıyla başlamış Morde gibi bir şey oluyor. O yüzden %2, %3, %7, 14, 18, 25 sallıyorum şu an değerleri. Bu şekilde bir artış gösterebilen bir scale olabilir. Bu pasif de büyük ihtimalle nerflenecektir ya da birkaç adjustment alacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü 125 magic penetration oldukça korku verici. Aktif yeteneği de var. Bir hat doğrultusunda ölümcül bir pençe gönderiyor ve öndeki rakibi, bütün rakipleri daha doğrusu, kendine doğru çekiyor. Zaten Mordekaiser'in hikayesinde, eski hikayesinde, bu muhtemelen şimdiki lore'una da aktaracaklar bunu. Bir kraldı ve Swain Tactician'dı. Kral değildi ama o da rakipleri kendine çekebiliyordu. Bunu büyük ihtimalle işte büyük taktiklerin sonucu, sallıyorum şu an, savaşta yaptığınız taktik sonucu ayağıma kadar geldiniz işte. Daha doğrusu biz geldik, biz işgal ettik sizi ama ayağımıza kadar getirttim sizi diyebiliyor. Mordekaiser de buna benzer bir replik uyguluyor olabilir. Çünkü Mordekaiser zaten bir kraldı. Benim ayağıma gel diye E yeteneğini atıyor, aynı Swain gibi. Ve rakipleri, ki burada rakipler deniliyor, bir rakip değil, Swain'in sadece bir rakibi kendine doğru çekiyor daha doğrusu. Ama Mordekaiser bütün rakipleri ayağına getiriyor bir kral edasıyla. Ve bu rework'ün belki de en büyük değişikliklerinden biri, ileride Morde is broken dedirtecek yeteneklerinden biri, Realm of Death. Yani ne oluyor? Ölüm Vadisi olur herhalde Türkçesi bunun. Şöyle ki, ultiyi attığınız bir rakip bir şampiyonla 7 saniye boyunca 1 ve 1 yapıyorsunuz ve bu rakip şampiyonun bazı özelliklerini çalıyorsunuz. Ve işin diğer bir tarafı da var. Bu şampiyonu, bu rakibi katlettikten sonra diyelim ki 20 saniye şey var, 20 saniye sonra doğacak. Bu rakipten aldığınız özellikleri o doğana kadar üzerinizde tutabiliyorsunuz. Yani eğer rakibi öldürürseniz birebir de ondan çaldığınız özellikler rakip yeniden doğana kadar üzerinizde kalabiliyor. Yani bu şöyle, sallıyorum şu an, tek atan bir şampiyona karşı ultinizi kullanabilirsiniz veya takım savaşı başlatmada büyük bir kiti olan, işte Nar olabilir, Sejuani olabilir veya Galio olabilir ultisiyle geliyor veya Nocturne ultisiyle beraber uzaktan daha doğrusu tek bir hedefin içine girebiliyor. Aynı zamanda AoE'si de var. Siz böyle bir şampiyonu da kendi takımınızdan uzak tutmak için üzerinize çekebilirsiniz. Bir ve bire davet edebilirsiniz. 7 saniye olacak bu ultinin bütün seviyesi boyunca. Yani herhangi bir ikinci yükseltmede bu 7 saniye 8 saniye olacak değil. Bu oldukça ölümcül, oldukça korku verici. Çünkü 7 saniye boyunca kimse size dokunamayacak. Öbür taraftan 7 saniye boyunca kimse Morde'ye de dokunamayacak. Çünkü siz bu 7 saniye boyunca bambaşka bir diyarda olacaksınız. Kimse size müdahale edemeyecek ve siz de rakibiniz dışında başka kimseye müdahale edemeyeceksiniz. Başkalarıyla savaşamayacaksınız. Biraz tahmin etmesi, hatta ultisi şöyle görüyorsunuz. Rakip birine ultisini atmış, ardından E yeteneğini atmış ve üzerinde hareket hızı bonusu var, şu etrafında gördüğünüz beyaz şeyler. Muhtemelen hareket hızı bonusu. Şurada farklı bir açısı daha var. Burada videodan bir klip, galiba Sejuani'ydi. Burada Sejuani'nin üzerine ultisini atıyor ve görüyorsunuz bu alanın dışına çıkamıyorsunuz tahmin edersem. Bu biraz şeye benziyor.
Nexus Blitz'ti galiba o oyun modunun adı. Nexus Blitz'te bir tane bir event vardı. Birebir yapıyordunuz. Ya da 2-2. İşte ilk seviyede 2-2 yapıyordunuz. Sonra herkes ölüyor, kalıyor falan. Birebir oluyor. Reddit'te ultiyi buna benzetenler olmuş. Çünkü orada da bu arenanın diyeyim dışına çıkamıyordunuz. Hiçbir şekilde dışına çıkamıyordunuz. Yani onun gibi bir özelliği olabilir bu ultisindeki arena efektinin veya daha doğrusu Morde hareket ettikçe bu arena efekti, daha doğrusu arena Morde'nin üzerine kuruldu. Yani Morde hareket ettiği boyunca arena da hareket ediyor ve siz arenanın sınırlarına değersiniz, hasar falan almıyorsunuz ama alanınız olmadığı için sizin de sürekli hareket etmeniz gerekecek. Çünkü üzerinizde koşan bir Morde varken sizin mevcut olan zemininiz de değişecek. Bunun özellikle pro oyunlarda, pro liglerdeki görselleştirilmiş hali, yani ulti atıldıktan sonra bir pan diğer 8 kişiye bakacak, bir pan bu 2 kişiye bakacak, çok hayal etmesi bile değişik, enteresan. Riot çok değişik fikirlerle geldi bu sefer karşımıza. Ben bu kadar değişik bir konsept beklemiyordum bir skill için. Ben ultisini hiç böyle de tahmin etmiyordum. Biliyorsunuz Drake'i vurduktan sonra 10 saniye boyunca Drake'i curse'lıyor ve Drake'i öldürdükten sonra Drake'i yanında pet diye gezdirebiliyor. Bu özellik muhtemelen kaldırıldı çünkü böyle bir şeyden hiç bahsedilmiyor. Ultisindeki bu şimdiki halinin rakibi curse'leme özelliği biraz daha iyileştirilmiş. Rakibi katlettikten sonra rakipten çaldığın özellikler artık sende geçici bir süreliğine kalabiliyor. Bu güzel bir özellik. Skill shot kazanmış. Öbür türlü yani Q yeteneğinizi şimdiki halindeki Q yeteneğinin üçüncü hali, yani en fazla hasar veren, daha doğrusu yeteneğin en çok hasar veren aşaması. Ki Q yeteneğini vurmak için T rakibin dibine girmeniz gerekiyor ve bunu yapana kadar da ölebiliyorsunuz. Yani Morde'ye alışık olmayan oyuncular mesela bir Irelia ile ne yaparsınız? Rakibin içine girip çıkabiliyorsunuz. Minyona üzerine atlayıp çıkabiliyorsunuz. Yani kendinizi bir yerde koruyabiliyorsunuz, savunabiliyorsunuz ama Morde ile bu ikinci Q'yu hatta üçüncü Q'yu vurmak isterken çok fazla gereksiz hasar alabiliyor oyuncular. Bunu skill shot'a çevirmeleri güzel olmuş. Ben beğendim. E yeteneği de skill shot olmuş. Ve CC olmuş. Yani rakibi kendinize doğru çekebiliyorsunuz, işte tutuyorsunuz, çekiyorsunuz bir saniyeliğine falan. Beğendim. Canını yeni doldurması evvelden minyonların üzerinde işte o W'nuzla beraber etrafınızda dönen metal parçaları rakibe vurduktan sonra aktive ettiğinizde can yeniliyordunuz. Artık öyle bir şey yok. Biraz pasivine benziyor. Pasivini almışlar. Eski W yeteneğiyle birleştirmişler ve ortaya şimdiki W yeteneği çıkmış. Ben beğendim. Bakalım nasıl olacak. Umarım bu akşam PB'ye gelir. Umarım bir hafta beklemeyiz. Zaten bir hafta beklemek çok saçma. Normalde bu hafta çarşamba akşamı, daha doğrusu perşembe gecesi 9-11'in gelmesi gerekiyor. Normal schedule'a göre ve 9-11'in geleceğini varsayıyorum. O yüzden de 9-12'nin bu akşam ya da en geç yarın başlaması gerekiyor. O yüzden bir haftalık bir süre olacağını ben hiç zannetmiyorum. Heyecanlıyım bayağı. Çok merak ediyorum çünkü bu değişiklik nasıl olacak? Bir oynanış videosu çekmeyi deneyeceğim bununla ilgili. Dummy üzerinde. Muhtemelen PvP'de zor olacak lag'dan dolayı. Ama dummy üzerinde bir yetenek testleri, işte kostüm testleri yapmak istiyorum. Beklediğinize değecek galiba. Bu senin en güzel rework'ü olabilir diye tahmin ediyorum. Irelia'dan sonra. Bakalım ne olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.